Define avcılarının yaptığı kaçak kazılarla zaman zaman karşılaşıyoruz, yerde veriyoruz. Kazdıkları yer kimi zaman tarihi, kimi zaman da ormanlık bir alan oluyor. Farklı yerler de var tabii. Peki bunun yasal bir yolu yok mu? Elbette var. Eğer bir yerde hazine bulabileceğinizi düşünüyorsanız bunu hukuka uygun olarak da yapabilirsiniz. Burada endişe genelde şu, ya bulduğum defineye devlet el koyarsa. Yersiz bir endişe bu çünkü böyle bir olasılık söz konusu değil. Peki doğrusu ne? İzleyelim. Ormanın altı kazıldıkça kazılmış, kazıldıkça kazılmış. Bulunduğum yeri derin şekilde kazdılar. Kazdılar. Köstebek gibi günlerce çalıştılar. Aslında o hayale ulaşabilmenin yasal bir yolu da var. Tabii belli kurallar çerçevesinde. Define aramayı kazarak gerçekleştiremezsiniz. Sondaj yaparak gerçekleştiremezsiniz. Define arama işlemini gündüz mesai saati içinde sit alanı, askeri bölge, mezarlıklar haricinde kalan yerlerde yapabilirsiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı define aramak isteyenlerin merak ettiği tüm sorulara yanıt verdi. Atılması gereken ilk adım resmi olarak başvuru yapmak. Şartlar uygunsa arama izni veriliyor ama kazılacak yerin 50 metrekare ve 10 metre derinliği geçmemesi gerekiyor. Elinize cihazınızı alacaksınız. Merada, dağda, bayırda, ormanda, yanınızda kazma, kürek, silah, kesici, delici alet bulunmayacak diyor. Peki arama yapılan alanda define varsa bulanın payına ne kadar düşüyor? Devlet bu tür çalışmada ruhsat alındığı takdirde eğer arazi şahsa aitse yarısını size veriyor, yarısını kendisi alıyor. Ama arazi devlete ait bir arazi ise %40'ını size veriyor, gerisini kendisi alıyor. İnternetten satabilir miyim? Satamazsınız. Bu tür buluntuların hiçbirinin Türkiye'de bu tür yerlerde satışı serbest değil. Eğer bulunan korunması gereken bir eserse yetkililerce belirlenen bedel yine o eseri bulan kişiye ödeniyor. Birkaç dakika önce toprağa bir eşya gömdük ve dedektörle o kıymetli eşyayı şu anda arıyoruz. Bakalım toprağın neresinde çıkacak? Dedektör geziyor, geziyor ve ötüyor. Şu anda öttü. Kıymetli metalimizi bulduk. Bakır bir tas.